Levent! Niye haber vermiyorsun madem mal geldi ya? Gerek yok abi, hallederim ben iki dakikada. Ya olur mu? Eller çok olunca yük hafiflermiş. Hadi sen geç öbürüne. Bekir abi, ben bir el atalım be. Ben de yardım edeyim. Sen dur. Senin belin sıkıntılı. Otur sen lütfen. Halledin. Elim bıkırın ağrıdı. Gel abi, gel. Tamam. Bunu ben aldım. Aldım. Evet, gel alın vallahi. Ya siz ne öyle orada gardiyan gibi dikiliyorsunuz? Beni illa göndermeyeceksiniz 4 numaraya. Sormayacak mıyız bu insanların bir şeye ihtiyacı var mı yok mu diye? Yok mu sayacağız onları yani şimdi? Aa, sakin ama. Ama babacığım biz onları tanımıyoruz ki. İlla yardım eden birileri vardır baba. Ya etmiyorsa, ya herkes senin gibi düşünüyorsa, ya herkes illa biri yardım ediyor diye düşünüyorsa, üst komşusu, yan komşusu, alt komşusu halini hatırını sormuyorsa kim soracak Zafer? Çocukları vardır baba. Yok, yok Mustafa'cığım. Çocukları yurt dışındaymış. Yahu çocukları olsa ne olur, olmasa ne olur? Bazı durumlarda çocuklarından, annelerinden, babalarından komşu daha yakındır. Komşusu soracak. Komşu sormazsa kim sorar yahu? Tamam babacığım, haklısın ama bu hastalıkla şakaya gelmiyor. Gelmiyor bir tanem, haklısın. Herkesin başına gelebilir. Bizim başımıza gelse, biz onlarla aynı durumda olsak ne olacak? Ya amma konuştuk, vakit kaybı Gülden. Şöyle bir tencere güzel bir ev yemeği yap. Çorba morba, salata, pilav da yap. Koca tencere. Götüreyim ben. Akşam yemeği yemişler mi, yememişler mi? Yemişlerse bile koysunlar dolaba, orada dursun. Tamam. Biz de rahat edelim bir parça. Oldu. Tamam bir tanem? Tamam. Ama baba... Ama baba ne? Ne? Ama baba ne? Babacığım, o kadar cep telefonu uygulaması var. Bir yerden sipariş verirler, getirir. Bu kadar basit. Ay Zafer'cim, komik olma Allah aşkına ya. Baban daha veremiyor o yemek uygulamalarından eve yemek siparişi. Bunlar babandan da yaşlı. Nereden yapacaklar o işi? Olmaz o. Tamam, internet üzerinden olmuyorsa telefon edebilirler. Tamam, ama uzattınız. Ne uzattınız yahu? Ya hastayken insana telefon açmak bile zul gelir. Daha sen burada mısın Gülden? Tamam canım, tamam. Ben seni anladım. Tamam, ben şimdi güzel bir çorba yapayım. Meyvelerini her şeyden hazır edeyim. Götürelim. Aslı'cığım, hadi gel sen bana yardım et. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Baba, aslında böyle yaşlılar için bir yemek sipariş uygulaması yapsak. Böyle büyük büyük düğmeleri olsa. Sesle bile sipariş edilebilse, böyle geleneksel yemekler falan olsa. Çok güzel. Çok güzel düşündün onu, çok güzel. Peki baba, efendim? Yaşlılar için böyle bir uygulama olsa kullanır mısın? Yaşlanınca cevap veririm, olur mu? Senden önce kayınvaliden de bana böyle bir hafiften yaşlı imasında bunu. Hatta yaşlı dedi. Siz ne yapıyorsunuz? Buraya gelmeden önce haberleşiyor musunuz? Bugün babama yaşlı muamelesi yapacağız mı diyorsunuz? Telefonla mı konuştunuz siz? Yok baba, sen beni yanlış anladın. Şimdi 65... Ben seni yanlış... Efendim? 65 yaş üstü. Ben daha 65 yaş üstü değilim. Sen benim yaşımı da bilmiyorsun. Pardon. Ama uygulama yapacaksın. Tam müşterilerinden haberin yok senin. Hey yavrum. Hey yavrum. Aslı, aşkım bak bir hashtag var, çok konuşuluyor. Bir post var, onu sana forward ettim. Tamam canım, ben de şimdi bir story atıyorum, bakarım. Seni de mentionladım, görürsün zaten. Okey. Nece konuşuyor bunlar? Ben bunların ne konuştuklarını hiç anlamıyorum. Bak, mentionlayacakmış, o da ona post gönder. Ne bu, koyun postu mu bu? Ne bu? Ay Ahmet, çok alemsin. Sosyal medya dili böyle bir tanem, İngilizce. Yani paylaşım. Paylaşım yapıyor. Paylaşım. Paylaşım. Paylaşım dediğim bir kere yüz yüze olur, tamam mı? Böyle face olmaz. Face to face diyorsun yani babacığım. Efendim canım? Face to face. Laflara, laflara. Paylaşımmış. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun? Ha canım. Bu Amerikalılar bizim mahalle kültürümüzü aldılar. Bir uygulama yaptılar. Ne diyor bunlar? App yaptılar. Hı. Onu internete koydular. Bak aynı şey. Kim kimle, nerede? Nereye gitmiş? Kimin düğünü var? Kimin kınası var? Kimin doğum günü var? Kim tatile gitmiş? Nereye gitmiş? Nasıl gitmiş? Bileti kaça almış? Ne giymiş? Ne ayakkabı almış? Nereden almış? Kim kiminle? Ne yemişler? Ne içmişler? Kaç para ödemişler? Ya biz bunların hepsini mahallede kendi aramızda konuşmuyor muyduk? Konuşuyorduk. Şimdi ne oluyor? Bunu sen ekrandan öğreniyorsun. Aynı şey. Tamam, aynı şey işte. Ne güzel. Bakın, mahalle kültürü ölmemiş demek ki, internette yaşıyor. Bir tanem bu mahalle kültürü deyince bak... buraya gelirken Tarık abiyle Muazzez ablayı uğradım. Hı. Ya atlatmışlar. Karantina süreleri bitmiş. PCR testi de yapmışlar.
Allah'a çok şükür negatif çıkmış. Ay şükürler olsun Ahmetciğim. Ama senin sayende bir tanem, senin sayende. Olur mu öyle şey bir tanem yani? Yemekleri sen yaptın, senin sayende. O zaman canım, sen yapmasaydın da olacaktı. İlgilendin. Vesile oldun Ahmetciğim, vesile. Mentionla sen. Mentionladım. Sana da hesap açalım mı baba? Ahmet! Ahmet! Efendim? Muazzez ablalar geldi, maske tak. Maske tak. Gel. Ben aşılıyım. Şşş, takıyorsun. Aşılı maşılı fark etme. Aslı sen de tak. Ver kafayı. Çok kaçırmış şöyle. İyice çıkartıyorsun ya, başvur. Ya ne yapalım Ahmetciğim, yani işte. Fark etmez, tamam. Tak şunu sen, hadi. Açıyorum. Taktınız mı? Hadi. Hadi. Baba. Hoş geldiniz Tarık abiciğim, Muazzez ablacığım, hoş geldiniz. Aman efendim, aman. Buyurun, buyurun. Ayakta kaldınız, buyurun. Biz rahatsız etmeyelim Ahmetciğim. Ne kadar teşekkür etsin az ama... Cam sakızı çoban armağanı. Olur mu kabul öyle? Ederseniz. Aa, olur mu canım öyle kapının eşiğinde? Buyurun, gelin içeri. Muazzez ablacığım, yok. Gelsenize. Yok, yok, girmeyelim. Burada duralım. Efendim, bizim kız bir numara. Bu da damat. Maşallah. Kusura bakmayın, girmek istemedik. Herkes bizi görünce bir tedirgin oluyor nedense. Negatif çıktı ama işte. Aman canım, yani sonuçta atlattınız ya. Geçmişler olsun. Bitti gitti, gelmiş geçmişler olsun inşallah. Allah kimseye vermesin. Çok zormuş bu hastalık. Neyse ki biz yine evde atlattık. Hastaneye gerek kalmadı çok şükür. İyisiniz ama değil mi şimdi? İyiyiz Gülden'ciğim, sizin sayenizde. Ay canım. Vallahi bu hastalık insanda ne yemek yapmak, ne su içmek takati bırakıyor. Hiç sormayın. Yani sizin gibi iyi komşularımız olmasaydı nasıl atlatırdık bilmiyoruz onu da. Estağfurullah. Estağfurullah. O nasıl laf? Muazzez ablacığım yani. Olur mu öyle şey canım? Biz niye varız? Komşuluk niye var? Biz böyle günlerde birbirimize destek olmayacağız da ne zaman olacağız? Sağ ol, sağ ol Ahmetciğim. Sizin gibi düşünen pek kalmadı. Herkes kendi derdinde. Haklısın Tarık abi. Haklısın. Ama kendi derdine düşüp diğer insanları unutacak zamanda değiliz. Esas şimdi bizim birbirimize destek olmamız, komşuluğumuzu, iyi niyetimizi, yardımseverliğimizi göstermemiz lazım. İnşallah tez zamanda bu beladan da kurtulacağız da şöyle gönül rahatlığıyla evlerimize gireceğiz. Oturacağız, sohbet edeceğiz ya. Amin. Ama elinizde kaldı, ben alayım onu. Çok geçmişler olsun. Başka istediğiniz bir şey varsa yaparım ben size.